Değerli kadınlarımız, evlendikten sonra veya evlenmekten bir süre önce, evlenmeden bir süre önce bir doktora gidin, görünün diyoruz sizlere. Niçin? Gidin bakın. Rahminiz normal mi, kistiniz var mı, hormonal durumunuz bir şey içinde mi? Herhangi bir şekilde jinekolojik probleminiz var mı? Bilin ve takip olun. Ama ne diyoruz? Ayrıca rahim içinde problem var mı? Rahim iç, ağzınızda herhangi bir yara var mı? Hücre alın. Baktırın kendinize diyoruz ve yıldan yıla da doktora gidin, bir kontrol olun. Ama yeni bir şey daha diyoruz size. Diyoruz ki gittiğiniz zaman çocuğunuz yok. O anda çocuk istemeyebilirsiniz veya istiyor olabilirsiniz. Kendinizin doğurganlık katsayısını da doktorunuza rica edin. Ya benim durumum nasıl? Yumurtalıklarım iyi çalışıyor mu? Yumurtam yeterli mi? Kocamın spermi nasıl? Ben istediğim zamanda çocuk sahibi olabilir miyim? Gebeliği ötelesem bana bir negatif bir etki olabilir mi diye de sorun. Çünkü son zamanlarda görüldü ki çevresel faktörler, hayat tarzıyla ilgili problemler veya negatif bir sürü genetik destekler ile yumurta rezervimiz aniden azalabilir. Çok genç yaşta da doğurganlığımız kısıtlanabilir ve geç olabilir. Doktora gittiğimizde hemen tüp bebeğe geçin, sizin çocuk olma şansınız azaldı diyebilir. Toplumda bu oran maalesef şu anda %15'lere kadar yükselmiştir. O zaman doktorunuz size şunu da yapmak durumunda. Yumurtanız nasıl? Kolay ultrasoundla bakılır. Yumurtalarınız sayılabilir. Özel testler yapılabilir ve size tavsiyelerde bulunabilir. Siz de o tavsiyeye göre, oh durumum iyidir, istediğim kadar bekleyebilirim veya problemim var, şu zamanda tekrar görüleyim, ona göre tedbir alın diyebilirsiniz. O zaman biz size diyoruz ki normal jinekolojik muayenede doğurganlık kas sayısını da tespit ettirin, içiniz rahat, geleceğiniz güvende olsun.